değerli konuklarımız, hoş geldiniz. Size sağlıklı günler diliyoruz. Bu yıl 9.sını online olarak gerçekleştirdiğimiz ve umarız bundan sonra yüz yüze birlikte olabileceğimiz Employer Brand Summit 2022'ye açıyoruz. Müthiş bir gün sizi bekliyor. Laf olsun diye söylemiyorum. Çünkü öyle bilgiler, öyle ipuçları verecek ki not almaktan iddialı söylüyorum. Biliyorsunuz bir yetenek kriziyle karşı karşıyayız. Geldi mi, geliyor mu, ne zaman geldi, bununla ilgili ne tip aksiyonlar alındı, değerli işveren markalarımız bunları anlatıyor olacak. Şimdi nerede iyi bir organizasyon olsa büyük ihtimalle merak ediyorsunuz. Acaba hangi marka iletişim ajansı yapmıştır diye. Ve alacağınız cevap çok büyük ihtimalle 3 İK olacaktır. Şimdi günün açılışını aynı zamanda kendisini iyi bir olarak da ajansının kurucusu ve başkanı sevgili şimdi tamam online şimdi bu konu çok önemli, kritik bir konu. Niye bunu seçtik? Nereye gidiyoruz? Bugünün amacı nedir? Şöyle güzel bir giriş yaparsan sevinirim. Merhaba herkese, günaydınlar. Mehmet Bey, öncelikle bizleri kırmayıp yolculuklarında pek çok şeyi değiştirmiş, dönüştürmüş, pek çok şeyi denemiş ve keşfetmiş olan çok değerli şirketlerimizin hikayelerini dinleme noktasında bizlere destek olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Bu sene zirvemizin 9. yılı. Employer Brand Summit'i her sene farklı konseptlerde yapıyoruz. Bu konseptleri belirlerken de çok değerli iş ortaklarımız ve değerli ekibimizle birlikte hareket ediyoruz. İşveren markası profesyonellerinin gerçekten doğru işveren markası stratejilerini uygulamalarını sağlamak ve çok değerli şirketlerin de bu konuya çok büyük parmaklar basarak en değerli bir şekilde stratejilerini kurgulamaları ve uygulamaları aslında en büyük hedeflerimizden biri. Bu seneki konumuz gerçekten çok önemli, çok değerli bir konu. Gündemde olan bir konu. Biz de aslında kayıtsız kalmak istemedik. Fırtına öncesi sessizlikte olduğumuzu hem sektörden hem de şirketlerden hem de çok uzun yıllardır nabzını tuttuğumuz gençlerden çok iyi bir şekilde biliyoruz. Aynı zamanda iletişim trendlerini, işveren markası trendlerini Amerika ve Avrupa merkezli olarak çok değerli ve çok ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz. Sektöre de bu doğrultuda baktığımızda aslında tek bir gerçekle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. 2030'da beklediğimiz yetenek krizi artık kapımızda, artık hayatımızda. Peki, bu süreci gerçekten hızlandıran, iki senedir hayatımızı alt üst eden, yeni normal dediğimiz artık normalimiz olan pandemi miydi? Yoksa çok uzun yıllardır konuşmakta olduğumuz ama asla aksiyona geçmediğimiz ve yeni bir ivme kazandırmak üzere bugün de bu konuları konuşacağımız bir konu olarak mı aslında hatıramızda, anılarımızda? Bugün bunları işleyeceğiz, bunları göreceğiz. Çok değerli şirketlerden bunları dinliyor olacağız. Ama emin olduğum bir şey var. Artık ve yeni alışkanlıklarımız olacak. Hızlı yaşıyoruz, hızlı tüketiyoruz. Dinamik olmak zorundayız. Kültürler dahi bu denli mobilize olmuşken bizim de bu mobilizasyona karşı kayıtsız kalmamamız gerekiyor. Ve bunun da önüne geçebilmek adına en önemli yapmamız gereken şey adaptasyon. Hem şirketler için hem de çalışanlar için doğru adaptasyon ve adapte olabilmenin gerçeğiyle artık yüz yüzeyiz. Ve en temelde aslında doğanın kuralları işliyor. Ve bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Adapte olan hayatta kalır. Bu gerçekten ve sektöre duyduğumuz sorumluluktan dolayı bu konuyu seçmek istedik aslında. Detaylarını gün boyu dinliyor olacağız çok değerli şirketlerimizle birlikte. Ancak konuyu belli eder. Cesaretlendiren en önemli şey de aslında yıllardır konuşmadığımız, konuşmakta güçlük çektiğimiz bu konuları şirketlerin ilgisini çekmiş olması. Şirketlerin bu denli ilgisi bizi de açıkçası cesaretlendirdi ve bu konuyu seçtik. Hı hı. Sonuçları ne olursa olsun fırtınaya gerçekten hazırlanan, doğru projeleri çıkartan, o projeleri uygulayan, yolların neresinde olursa olsun vizyonlarıyla katkıda bulunacak olmaları şirketlerin gerçekten takdire şayan. Oyunu değiştiren, değiştirmekte biz bu konuları incelerken gerçekten çok heyecanlandık.
irdeledik. Çünkü hayatımızın her noktasında karşımıza çıkan konular, sadece Türkiye'de değil, globalde de sürekli konuşulan konular. Umarız bizim heyecanımıza bizi dinleyenler de şahit olur ve aynı heyecanı paylaşırlar. Ben bazı notlar aldım. Bugünün özetini böyle daha rahat yapabilmek adına biraz onların üzerinden geçmek istiyorum. Çok değerli şirketlerimiz kimler bizlerle olacak, kimlerden neleri dinleyeceğiz, onları kısaca anlatmak istiyorum. Beraber bakalım. Öncelikli olarak 2009 yılından beri etkinliğimizi düzenlediğimiz ve düzenlerken bizim her aşamamızda yanımızda olan daimi ana sponsorumuz QNB Finans Bank ile başlayacağız. Bu krize yeteneğin yetkinliğini yükseltmenin bir cevap olup olmayacağını tartışacağız. Çok değerli büyüğüm Cenk Akıncılar'a ve değerli ekibine de sizlerin huzurunuzda tekrar bir teşekkür etmek istiyorum. İkinci oturumumuzda Philip Morris International'dan İra bizlerle birlikte olacak. Aslında şu anda bulunmuş olduğumuz ortamın da göz önünde bulundurursak Future of Work konuşacağız. Yani işin geleceği konseptinde Smart Work konusu. Detaylı bir şekilde takip etmenizi öneriyorum. Sonrasında ortak fayda yaratmak için birlikte yaşamak ve çalışmak olarak tanımlayabildiğimiz Japon kültürü olan Kyosei felsefesini tüm yönetim süreçlerinde işlemiş ve bu felsefeyle kültürünü dayandırmış Penti'nin yolculuğuna ortak olacağız sevgili Arda Üçer'le birlikte. Ardından Renita Kasper paylaşıyor olacak. Bir diğer oturumumuz ise Arçelik Global. Yetenek fırtınasına yeni bir perspektif nasıl kazandırırız bakış açısını detaylı bir şekilde bize anlatacak olan çok değerli uygulamaları dinliyor olacağız. Kişisel kariyerini İtalya'dan Türkiye'ye döndüren Merve bize bu konuda müthiş bir bakış açısı kazandırıyor olacak. Bir diğer oturumumuzda ise Yıldız Holding ile birlikte olacağız. Hem yeteneği çekme hem tutundurma noktasında dijital bir bakış açısını nasıl kazandırdıklarını bu konuya özel olarak ilgilenen Bahattin Aydın'dan dinliyor olacağız. Tüm bu yaklaşımların özeti olan bir oturumla sonraki oturumumuza da devam etmiş olacağız. Bu oturum benim de çok ilgimi çekiyor. Aslında bütün oturumlar ilgimi çekiyor ama hepimizin işveren markası denildiğinde ilk akla gelen ve bütün ülkelerde hem ön sıralarda çıkan Unilever'le birlikte olacağız. Herkesin benchmark almak istediği bir şirket kendisi. Oradan da insan kaynakları direktörü Başak Hanım'ı dinliyor olacağız. Dahil etme çözümünü gerçekten dahil etme olarak nasıl tanımladıklarını bize anlatarak bu zirveyi tamamlamış olacağız. Ve daha ne olsun? En son olarak da bizim kendi oturumumuz olacak. Çok değerli büyüğüm, işveren markasını Türkiye'de uygulama noktasındaki ilk danışmanlardan, aynı zamanda 2009 yılından beri bu projeyi gerçekleştirirken beraber hareket ettiğimiz, benim de üstad olarak nitelendirdiğim Ali Ayaz'la birlikte işveren markasının dününü, bugününü ve yarınını ajans bakış açısıyla konuşmuş olacağız. Kısacası Mehmet Bey, biz bugün dersimizi iyi çalıştık. Çok güzel bir konuya değindiğimizi ve hemen hemen herkesin detaylı bir şekilde üzerine düşünmesi gerektiği bir konuyu aslında gündeme alarak zirveyi, açılışını yapmak istedik. Amacımız da hem buradaki genç yeteneklerin hem de şirketlerin yarın öbür gün hangi ortamda çalışacakları, çalışmış oldukları ortama nasıl uyum sağlayacaklarını konuşmaya çalıştık. Bu konuyu belirlerken de bu sene zirvemizi ücretsiz yapmamızın en temeli buydu. Çünkü hem sektörde öncü olmak hem de bu konuyla ilgili herkesin o bakış açısına sahip olmasını sağlamaya çalıştık. Umarız bu süreç bize heyecan verdiği kadar dinleyicilerimize de heyecan verir. Bu yayını izleyen herkesin bu konuda faydalanmasını ben canı yürekten diliyorum. Umarız seneye de böyle çayırlarda, çimenlerde, festival tadında şirketlerle, dinleyicilerle birlikte yan yana olacağımız güzel bir etkinlik geçiriyor oluruz. Umarız yani. Bunu da söz olarak alıyorum ben yani. Her zaman sizlerle birlikte en büyük temennimiz de o. Keyifli ve güzel bir etkinlik geçirmesini diliyorum herkese. Alper, bence müthiş güzel bir özet yaptın. Emin ol hani konunun giriş gelişme sonuç ve detaylarıyla ilgili neler anlatılacağına dair. Yani benim içim rahat. Çok hani zaten ederim. Burada olacağım ayrı ama çok güzel ve çok değerli bir gün geçireceğimin farkındayım. Çok iyi bir konu seçilmiş.
konuşmacılarımız zaten hepsi birbirinden iyi. Ama bir minicik ayrıntı da var galiba. Bundan önce atölyelerimiz de oldu. Belki ondan da bahsetmekte yarar olabilir. Tabii. Biz bu sene, daha doğrusu aslında şöyle gideyim. Her sene bu konsepti belirlerken hem iş ortaklarımızla oturuyoruz hem de arkasında çok değerli bir komite kuruyoruz. Geçtiğimiz senelerde bu komiteleri kurduğumuzda konular ne olabilir, başlıklar ne olabilir bunların üzerine konuştuk. Son iki senedir de zirveyi online'a taşıdık biliyorsunuz. Hatta iki sene önce de birlikte yine zirveyi sunmuştuk. Bu sene, geçtiğimiz sene de biz aldığımız geri bildirimlerde şunu hissettik. Şirketlerle dinleyenler o engagement dediğimiz yani o iletişimi, o etkileşimi sağlama noktasında çok zorluk çekiyorlardı. Geçen sene farklı bir platform kullandık. Bu sene şimdi hibrit yapıyoruz, biraz daha iyiydi ama en sonunda da dedik ki biz şirketler birçok soru soruyoruz. O soruların cevaplarını almaya çalışıyoruz ama yeterli olmuyor. Biz de bu sene dedik ki workshoplar yapalım. Çarşamba ve Perşembe günü aslında geçtiğimiz iki gün farklı farklı şirketlerin en önemli uygulamalarını yine diğer şirket temsilcileri arkadaşlarımızla birlikte workshoplar yaparak gerçekleştirdik. Çok da güzel geri dönüşler aldık. Seneye de böyle devam etmeyi düşünüyoruz. Hatta belki seneye şimdi tabii future of work diyoruz, çalışma şartları değişiyor diyoruz, zirveler de değişiyor. Belki onları sadece bir güne ya da bir haftaya sığdırmak değil de bir sene boyunca farklı farklı zamanlarda hem workshoplar yaparak hem de farklı atölyeler yaparak çalışanlara, şirketlere olabildiğince destek sağlamayı istiyoruz. Valla müthiş, çok iyi bir ön hazırlık. Şimdi finale geldik. Evet. Bütün zirve adı üstünde, yani zirvede bütün konuşmalar. Şimdi vakit kaybetmeyelim diyorum tabii ben. Çünkü vakit çok kıymetli ve daimi ana sponsorumuz QNB, Finans Bank'ın insan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcısı Sayın Cenk Akıncılar'la sohbete devam edelim. Ne dersin? Bence çok güzel olur. Çok teşekkür ederim. Hem size hem de tekrardan Cenk Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum.